Sonuç olarak alınan kararların ne olduğunun detaylarını üzerine çok da fazla konuşmaya gerek yok. Çünkü şunu biliyoruz, bu kararlar Ankara'ya rağmen alındı. Ve şunu da biliyoruz ki Ankara'nın gücü bu kararların çıkmasını engelleyemedi ve Ankara'nın tepkileri bu kararı alanları herhangi bir şekilde caydırabilecek bir durumda değil. Bakıyorum yine o klasik hep söylenen Amerikalılar da Kızılderililere şunu yaptı, siyahlara bunu yaptı gibi bir takım argümanlarla insanlar bu kararı özellikle Ermeni meselesinde alınan kararı etkisizleştirmeye çalışıyorlar ve bu da tabii ki Çetin Altan'ın o çok meşhur sözünü akla getiriyor. Türk'ün Türkiye propagandası. Evet, Türk'ün Türk'ten başka dostu var mıdır, yok mudur? Bence vardır. Önemli olan dostlarını kazanmayı bilmek ve korumayı bilmektir. Bu anlamda nasıl olsa Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur dediğimiz zaman insanlar inanıyor deyip dost kazanmak ve dost muhafaza etme konusundaki çabaları şu ya da bu nedenle geri plana itmenin hiçbir, nasıl söyleyeyim, mazur görülecek yönü yok. Hiçbir şekilde meşru görülecek yönü yok. Sonuç olarak bütün bu kararlar, Ankara'ya rağmen alınan kararlar, Ankara'nın aslında, Türkiye'de siyasi iktidarın aslında nasıl güç kaybettiğini bize bir kez daha gösteriyor. Evet, yok hükmünde dediğimiz zaman bunlar yok olmuyor. Tam tersine yok hükmünde şeklinde bir açıklama yaptığınız zaman bu kararların ne kadar önemli, sahici ve etkili olduğunu aslında bir şekilde itiraf etmiş oluyorsunuz. Türkiye'nin bu duruma düşmesi hiç de iyi bir şey değil. Ama bunları söylediğiniz zaman hemen bir milliyetçi tepkiyle sizin ülkenize, vatanınıza bağlılığınızı sorgulamaya kalkıyorlar.